Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuza Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde yeni iki farklı grup atamasından bahsedeceğiz. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet, başvuru zaten başlamış oldu. 20 Kasım tarihine kadar devam edecektir. Tüm kadro detayları veya başvuru sayfası linkini yorum kısmından rahatlıkla erişim sağlayacaksınız veya Telegram'dan da ulaşım sağlayabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Başvurular dediğim gibi 20 Kasım tarihinde sona erecektir. Online şekilde başvuru açılmıştır. İki grup şeklinde atama olacaktır. Şimdi bu iki gruba bakacak olursak bir müzecilik ataması olacak. İki de idari ve mali işler bünyesine çalıştırmak üzere atamalar gerçekleşmiş olacaktır. Müzecilik eğitiminde, müzecilik kulvarında sizlerin sanat tarihi, tarih, arkeoloji, Türk İslam arkeolojisi, iletişim ve Türk halk bilimi, müzecilik dallarından mezunsanız buraya başvurunuzu KPSS P3 puan türüyle 2024 KPSS ile başvurunuzu yapabileceğinizi veya 2023 de varsa 2023'ü de baz alabileceğinizi, artık hangisi daha yüksekse o devreye girecektir. Bu şekilde bir atama olduğunu belirtmek istiyorum. Uzman yardımcısı atamasına arkadaşlar. Tabi buraya başvuru yaptıktan sonra puan üstünlüğünüze göre ilk 16 adaydaysanız ve sözlü mülakatınızla beraber atamaya tabi olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Diğer bir alanda ise idari ve mali işler grubunda hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin herhangi birinden mezunsanız buraya P32 puan türüyle 2023 veya 2024'ten en az 70 puan aldıysanız başvurunuzu yapabileceğinizi ve aynı zamanda yine sözlü ve KPSS'nin geçerli olacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi bu tarz alımlara uygunsanız başvurunuzu yapın. Çünkü çok nadir olarak karşımıza çıkıyor ve güzel mesleklerdir. İstanbul'a atamanız yapılmış olacaktır. Maaş durumu da her zaman memurun daha da üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü uzman statüsü içerisinde atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer bir hatırlatacağım ikinci ilan da TBMM Başkanlığı. 27 Ekim, yani yarından itibaren artık başvurusu bitiyor arkadaşlar. Son gün 275 kişilik daimi personel ataması olacaktı. Bunun bilgisini zaten aktarmıştım. Yine hem YouTube'dan veya yine Telegram'a yorum kısmına, açıklama kısmına bırakmış olduğum link üzerinden de bu detaylara bakabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine değinmeyeceğim. Bunların üzerine konuşmuştuk. Sadece bir hatırlatmasını yapmış olayım. 27 Ekim tarihinde sona erecektir daimi personel ataması. Da genelde böyle meslek kolu adı altında bir alımın var olduğunu tekrar yinelemek istiyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Uygunsanız bu alımlara başvurunuzu yapın. Değilseniz de bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.